Merhaba, ben Süleyman Rüçhan Çakıllı. Uzun süredir Babür Devleti hakkında videolar yapıyorum. Önceki bölümleri izlemediyseniz ya da bilgilerinizi pekiştirmek ister iseniz üst tarafta sizin için oluşturduğum Babür Hanedanlığı bölümüne bakabilirsiniz. Bugünkü konumuz şanlı Babür Devleti'nin nasıl yıkıldığıdır. Daha doğrusu yıkılışa götüren savaştır. Önceki bölümde Evrengzip ya da Alemgir Şah'tan bahsetmiştik. Kendisinin şeriatı uygulaması ülke içinde iç huzursuzluğun artmasına sebep olmuştu. İşte Alemgir döneminde ekilen bu isyan tohumları ondan sonra gelen şahların dönemlerinde de devam etti. 1707 ile 1719 yılları arasında devlet 6 tane hükümdar değiştirdi. Bunları yan tarafta görüyorsunuz. Bu 6 hükümdarın döneminde Babür Hanedanı'nın otoritesi sarsıldı, ülke kaosa sürüklendi ve ülke 1723'te Delhi ve Haydarabad şahlıkları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1739 yılına geldiğimizde kuzeyde Safavi tahtında Nadir Şah bulunmaktaydı. Kendisi Safavi Hanedanı'nı yıkarak kendi hanedanı olan Afşar Devleti'ni kurmuştu ve gözünü zengin Delhi hazinesine dikmişti. Hali hazırda Babürlerin otoritesi yıkılmanın eşiğine gelmişken Nadir Şah kolayca Delhi'yi ele geçirebileceğini düşünmüştü. O sırada Babür tahtında Muhammed Şah bulunuyordu. 13 Şubat 1739'da Persler altında askeri deha Nadir Şah komutasındaki Afşarlar Safavi Hanedanı ve yerel Pers beylerini yenmiş, Osmanlı İmparatorluğu ile güvenli batı cephesini oluşturduktan sonra Nadir Şah gözlerini Hindistan'a döndürerek zengin ama zayıf Babür İmparatorluğu hazinesine çevirmişti. Nadir'in orduları ile Muhammed'in orduları Delhi'ye yakın olan Karnal bölgesinde savaşa tutuştu. Alemirdan ve Jamna nehirleri arasındaki vadiye kamp kurdu. Kanchpur köyünün kuzeyinde yer alan Nadir, düşmanın pozisyonunu kendisi incelemek için dışarı çıktı. Kampa döndükten sonra Nadir, ordudaki tüm komutanları istişare meclisine çağırdı. Günün ilerleyen saatlerinde Muhammed Şah'ın ordusuna katılmak amacıyla Panipat'tan yürüyen büyük bir Babür ordusunun geldiği haberi Nadir'e ulaştı. Bu orduya liderlik eden kişi Muhammed Şah ve Babür İmparatorluğu'nun üst düzey devlet adamı Saadet Han'dı. Nadir, ana Babür ordusunun Alimardan nehri boyunca ve avantajlı bir konumda savaş vermeyi amaçladığı Kanchpur köyünden önce vadiye çekmek için Saadet Han'ın hareket alanını kullanarak savaş alanına dayanan bir strateji tasarlamaya başladı. Uzun zamandır beklenen Saadet Han, Babür kampına sevinç naraları arasında girdi. Ancak ordunun büyük kısmı, yaklaşık 20 ya da 30 bin asker hala yoldaydı. 24 Şubat sabahı Nadir, adamlarının 3 ana organı ayırdı. Ordunun merkezi Kanchpur köyünün batıya bakan kuzeyine yerleştirildi. Ve bu birlik Nadir'in oğlu Mürtaz Mirza tarafından idare ediliyordu. Mürtaz Mirza'nın kuzeyinde Tahmas Han Celayir, ordunun sağ kanadını komuta ederken güneyde solun komutanı Fatih Ali Han ve Lütif Ali Han Afşar'a verildi. Saadet Han'a ordunun arka muhafazasına saldırıya uğradığı ve düşman tarafından yakalandığı haberi verildi. Saadet Han önceki gece geç saatlerde Babür kampına ulaşmayı başarmış olsa da güçlerinin büyük bir kısmı yaklaşık 20 ya da 30 bin adam geldiği sırada hala yoldaydı. Muhammed Şah ya da diğer komutanlara danışmadan ya da bir araya gelmeden Saadet Han savaş filini derhal hazır etti ve bildirilen çatışma bölgesine gitti. Arkasında çok sayıda topçu birimine ek olarak 2000 süvari ve piyade eşlik etti. Saadet Han bölgenin yakında konuşlandırılan Pers süvari birliklerine saldırdı. Buradaki Pers atlıları doğuya doğru bir yenilgiye uğramadan önce direniş gösterisi yaptı. Kazandığını Babür kampına acil rapor olarak gönderen Saadet Han, zaferi tanımlamak için takviye için Şah'a yalvardı. Raporlar Babür Yüksek Komutanlığı'na ulaştığında bu takviye çağrılarının cevaplanması gerekip gerekmediği konusunda anlaşmazlık ortaya çıktı.
Muhammed Şah, sahadaki Saadet Han'ı katılmaya istekliyken, iki baş danışmanı Nizamül Mülk ve Han Davran saldırı kararlarına karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti. Han Davran'ın savaş konusundaki kararsızlığı hakkında Muhammed Şah hayal kırıklığına uğramıştı. Han Davran sağ kanattan saldırıya katıldı. Yanındaki asker sayısı 9000'den fazla değildi. Ordusunda genelde musak denilen tüfek kullanan piyadeler ve atlılardan oluşmaktaydı. Babür ordusu o kadar kalabalıktı ki Han Davran ve Saadet Han düzenli bir şekilde destek alabiliyordu. Aslında Babürlerin bir taktiği yoktu. Sayı üstünlüğü ile savaşı yenmeyi planlamışlardı. Nadir, Saadet Han'ın Fars merkezi yönünde ilerlemesini gözlemlerken ilk değişimde ateş gücünü en üst düzeye çıkarmak için zamburakların çıkarılmasını emretti. Nadir Şah'ın komutasında Avşar boyundan seçilmiş biner kişilik 3 gruptan oluşan elit sipahi birliği bulunmaktaydı. Bunlar Jazegerçi tüfekleriyle silahlanmıştı. Nadir iki elit sipahi birliğini merkezdeki Babür avantajını kırmak için gönderdi. Diğer bir birliği de Han Davran'ın üzerine gönderdi. Buradaki amaç Davran Han'ı Kançbur köyü tarafına çekip imha etmekti. Çünkü orada onu bekleyen bir pusu vardı. Han Davran'ın takviyeleri beklentisiyle Saadet Han aslında ilerlemesini geçici olarak durdurmasına rağmen Nadir'in parlak saptırma taktikleri nedeniyle Han Davran Saadet Han'ın güçlerinden uzaklaştı. Buna göre Saadet Han kendi birlikleriyle taarruza devam etti. Nizamül Mülk, ordusunun önde gelen unsurlarını desteklemek için adamlarını Alemirdan nehrinin arkasına hizalamaya başladı. Fars merkezi, Saadet Han'ın yüklü tüfek ve silahlı Fars adamlarının menzillerine gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Babürler, tüfek aralığına girdikçe kayıp vermeye başladılar. Yaklaşan düşmana karşı küçük toplar ateşlendi. Saadet Han'ın askerleri çok cesurdu. Bu sebeple hemen toparlandılar ve karşı ateşe ve taarruza başladılar. Farslar burada ağır kayıplar verse de hala ayakta durabiliyorlardı. Babürler merkezle kapanmayı başardılar ve genel bir taarruza giriştiler. Bu durum Fars merkezine büyük baskı getirdi. Fars sol kanatının Kaşpur köyünde bulunduğu güneyde Han Davran kanlı bir pusuya doğru yürümekteydi. Direkt Nadir'in ellerine doğru ilerliyordu. Fars birliklerinin Kançbur çevresinde aynen ortaya çıkması Babürleri felç etti. Cezer Yici ve Zamburaklardan çıkan ateş Babür saflarında şaşkınlık ve kargaşaya neden oldu. Bu durum talihsiz Babür askerleri üzerinde inanılmaz yıkıma neden oldu. Cizyer tüfeklerinin ağır mermileri savaş fillerinin zırhını kolayca nüfus etti ve Babürler arasında birçok soylu öldürüldü ve yakalandı. Han Davran'ın kendisi de vuruldu. Ağır yaralandı, filinden düştü. Fars sağının emrinde olan Tahmas Hancelayir, savaşta bu aşamaya kadar zayiat vermemişti ve kuvvetlerini Saadet Han'ı kuzeyden sarmaya başladı. Merkezde 2 saat süren yoğun savaştan sonra Saadet Han'ın savaş fili bir başkasıyla karıştı. Bir Pers askeri Han'ın filinin yanına tırmandı ve Saadet Han'ı teslim olma emri verdirdi. İmkansız şartlar altında yakalanan Saadet Han silah bırakma kararı verdi. Diğer birçok Babür askeri de komutanları takip ederek teslim oldu. Geriye kalanlar da batıya, savunma hattına kaçtı. Düşman ordusu tamamen çöktü ve geri kalanı Alemirdan nehri boyunca kaçarken Nadir kuvvetlerini nehrin arkasındaki Babür savaş hattının menzilinin dışında durdurdu. Babürler ile dezavantajlı zeminde savaşmak istemeyen Nadir doğuda vadideki hatlarını yeniden kurdu. Nizamül Mülk komutası altında nehrin arkasında konuşlandırılan çok sayıda Babür askeri onlar için felaket olan savaşın sonucunu değiştirebilmek için çok az şey yapabilirdi. Nadir daha sonra Babür kampının çevresinde asker göndererek Muhammed Şah'ın kampına giden lojistik hatları keserek bir abluk oluşturdu. Saadet Han yakalanması haberi ve Han Davran'ın öldüğü hakkındaki söylentiler ve diğer birçok üst düzey Babür subayın ölüm haberi ya da esir edildiği haberleri ordunun moralinde bir çöküşe neden oldu. Umut kaybı bazı durumlarda isyan sebep oldu ve asker grupları kampı yağmalamaya başladı. Babürler Perslerden çok daha ağır kayıplar verdiler. Kesin rakamlar belirsizdi.
çünkü o döneme ait hesaplar pek de kesin değildir. Çeşitli çağdaş yorumcular Babür kayıplarının en fazla 20 bin kişi üzerinde olduğu görüşünde. Tüm Babür ordusuna oranla kayıplar aşırı değildi. Ancak bu kayıplarda çok sayıda liderin de dahil olması ve Babür ordusunun en iyilerini oluşturduğu gerçeğini değiştirmez. Bu büyük yenilgi Babür devletine pahalıya mal oldu. Nadir Şah Delhi'yi işgal ederek Babür İmparatorluğu ve Muhammed Şah'ı esir almıştı. İbret olsun diye de Delhi'yi hiçbir şey kalmayacak şekilde talan ve yağma eyledi.